Herkese merhabalar sevgili dostlar 8 Aralık Perşembe günü İzmir yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Şanlıurfa tahminleri de burada kanalımızda mevcuttur onda seyredebilirsiniz arkadaşlar. Şu formaları göster seçeneğinde açalım. Ee, abone olmayı, videoyu beğenmeyi dilerseniz katılıyorsa olmayı veya teşekkürler butonundan bize destek olmayı unutmayın diyorum. 7 koşulu bir programla başlayacağız arkadaşlar. Ee, yetili plase ve peşi sıra altılık ayağına geliyoruz. E, tekimiz de var zaten bildiğiniz üzere yani gayet rahat bir kupon olacağını düşünüyorum. E, koşuları şöyle bir az çok e, tekrardan bir son bir göz attım. Yani İzmir'de güzel bir program mevcut diye düşünüyorum arkadaşlar. Şanlıurfa tahminlerini de izleyebilirsiniz diyorum ve başlıyorum arkadaşlar tahminlere. ilk koşu 3'te koşuluyor. ikinci koşuyla ile birlikte altılı ganyan 3.30'da start verecek arkadaşlar bilginize. Bu saatleri de unutmayalım. 7 safgan start alıyor 7'li plaseni arkadaşlar ilk ayağında 16 handikap 3 çıkar İngilizler 1200 kum pisti yarışı olacak bir koşu. Şimdi bu koşuda bir kere ben 4 tane safganın özellikle iyi olduğunu düşünüyorum. 1 numara Ada Kızı, 2 numara Bay Nusret, 3 numara Flash Past ve 4 numara Simir Romance fakat bu safkanlardan hangisini yazmak daha mantıklı, hangisi daha iyi derseniz arkadaşlar Ada Kızı ve Bay Nusret Ekürler burada ilk ikiye gireceklerdir diye düşünüyorum. Yedili plase için, birinci üçlü Ganyan için tek olarak verebiliriz. Pest son yarışını kazandı ama e, Ekür'ü'ye karşı birazcık daha dezavantajlı diyebilirim. Bayonu Süret en iyi dereceye sahip burada 119 günlük bir arası var fakat mesafe 1200. E, o yüzden ben burada Safkan'ı yine değerlendirelim diyorum ki zaten Ada Kızı formunda geliyor 11 güne ver ikinci olmuş bir isim. Simirna Romance bu mesafede biraz etkisiz e, olduğu için e, bir adım geride kalıyor. Flashpast de yine zaten e, Ekür'ü'ye karşı biraz dezavantajlı Flash Pass belki kazanabilir bu yarışı ama Ecuri daha avantajlı olduğu için biz mantıken burada hem 7'li plasede hem de 1. üçlü Ganyan gibi küçük bir oyunda Ecuri'yi tek atma taraftarıyız arkadaşlar. Ee, geçelim ikinci koşuya. Altılı Ganyan'ın ilk ayağıyla başlıyoruz arkadaşlar. Ee, 22 handikap yarış 4 yukarı Arap atlarını 2100 mesafe kum pisti izleyeceğiz. Arkadaşlar 11 safkan start alıyor bu koşuda Altılı Ganyan'ın ilk ayağında. Şimdi bir kere e, burada başlayacağımız e, isim 4 gün evvel ikincilik elde eden e, Dirlik 8 numaralı Safkan Atakan Cem Dağdeviren'le 50 kiloda start alacak. Burada bir sürpriz potansiyeli olduğunu düşündüğüm bir isim. 6 numara Holigan yine düşük bir kiloda e, Mertcan Çelik'le birlikte start alıyor. 11 gün evvel ikinci oldu. Yazılmasını taraftarayım. Naldo Kembe'yi 4 gün evvel 5. oldu. Safkan bizi yanılttı biraz açıkçası o performansı. Ama yine de kalitesini kalitesine güvenerek burada da yazmamız gerektiğini düşünüyorum. Cem Altun'la birlikte aprantısı ile e, Naldo Bey'ini de değerlendirelim. Ve son olarak bir numara ana yurt e, Formsuz mu? Formunu toparladı mı? Bir türlü ayırt edemediğimiz bir safkan konumunda yurt e, bir geçirdiği artık o sakatlık sürecinden sonra bir türlü e, istediği verimi alamadı. Sahip falan da değiştirdi şu anda gördüğünüz üzere. Nevzat Avcı ile start alacak yüksek kiloda son önerimiz olarak veriyoruz. Burada özellikle bir sıralama belirtmeye gerek olduğunu düşünmüyorum ama hani illa bir sıralama istiyorsanız arkadaşlar e, 4 numara e, şey pardon 4 safkan verdik arkadaşlar burada. E, onun için hani sıralama özellikle gelişme, e, gerekmez ama 8 numara diğerlik. 6 numara holigan, 2 numara nal dökenmeyi, 1 numara ana yurt şeklinde genişletebilirsiniz kuponu. Yani e, burada arkadaşlar 8-6-2-1 şeklinde bir oyun düşündük. Yani 11 at var. Maksimum 4 at diyoruz buraya. Üçüncü koşuya gelelim. Maiden dışı 2 yaşlı İngilizler. 1400 kum pist yarışı. Arkadaşlar 11 Safkan start alacak. E, Touch of Silver'la başlayacağım. 11 numara Kurtelikürüs Safkanı. Doğukan Palo'yla start alacak. 18 gün evvel ilk yarışında 5. gelmişti. Bu önemli bir derece benim için. 40 yapmış olması 5. olmasına rağmen ve ilk yarış olduğu için. Bu yüzden yazmakta fayda görüyorum Meydan'da. 3 Üç yarıştır 3. gelen. bir yarış öncesinde de 4. olan ilk koşusunda 4 yarıştır koşan Safkan 14 gün evvel en son 3. oldu. Mustafa Çek'le 9 numara Prima Vera Arkadaşlar bu Safkan'da 84'lük derecesi var. Açıkçası değerlendirilebilecek bir isim olduğu kanaatindeyim yine Primavera'nın da. 11 ve 9 numarayı yazıyoruz öncelik olarak. Daha sonra Eren Akduy ile birlikte Dubai Express e, meydandan çıkmasına çok e, kesin gözüyle bakıyorum da. Hani bir sakatlık bir şey olmazsa Safkan bu isimle meydanı çıkar ama bu yarışta mı çıkar emin olamıyorum ama yine de yazma taraftarıyım dediğim gibi. E, şimdi 2-9-11 yaptık burayı. Devam ediyoruz arkadaşlar ilave yapmaya. 2-9-11'e ekstradan yazacaklar. Bir kere bu yeterli olabilir küçük kupon için 2 9 11 arkadaşlar 3 isim küçük kupon için yeterli olabilir. İlave yapacaklar Hışman çizikle birlikte Evros 3 numaralı safkanı yazabilirler. Ee, bir de burada Görkem Özçelik'le birlikte Midnight Sky 7 numarayı da dikkat edebiliriz arkadaşlar. Yani bu şekilde bir oyun yapılabilir diye düşünüyorum burada. Ee, bu da genişletilmiş haliyle 5 safkana çıkarız demek. Küçük kupon yapanlarsa 3 isimde kalırlar burada. 2 9 11 küçük kupon 3 ve 7 numaralı safkan geniş kupon diyebilirim. Tabi daha fazla yazmak isteyenler serbesttir. 4. koşuya gelelim arkadaşlar. Şart 4 bir yarış. 2 yaşlı İngilizler. 1600 kompist yarışı. Biz burada tek geçiyoruz. Dev Yiğit 3 numara. Yani 2 yarıştır kazanıyor. 1.40 70'lik derecesiyle grubun en hızlı ismi. Galibiyet için burada favorimizdir. Son yarışı 20 gün evvel kazanmış. Mesela Heycurt 5 numara. 20 gün evvel 2. kaldı. İşte Baba Selim desek. Baba Selim... Yarış kazandıktan sonra bir türlü istediği tekrardan tempoyu yakalayıp yarış kazanamadı. Ee, yani burada yine iyi koşacaktır. Galibiyet şansı var mıdır? Elbette ki vardır ama dev yiğit kadar değil. O yüzden rakipleri de burada birazcık daha bir adım geride kaldıkları için 3 numara dev yiğit arkadaşlar bu grupta tek olarak veriyoruz sizlere. 1.40.70'i geliştirebilir de bu arada yarışın temposuna bağlı olarak pistin durumuna bağlı olarak 3 numara dev yiğiti burada arkadaşlar tek olarak veriyoruz size altılı 6'lı Ganyan'da. Ee, gelelim 5. Koşu 9 Eylül Üniversitesi Veteriner Fakültesi Koşusu. Arkadaşlar Kısavada 6-3 çıkar İngilizler. 1600 mesafe kum pist yarışı. Öncelikle burada e, bir numara Obrada ile başlayacağız. Sahipleri Hasan Akbulut ve Eren Akbulut bizim akrabalarımız oluyor aynı zamanda. Şimdilik de start alacak olan Obrada e, yakından ta, bildiğimiz bir safkan 21 gün evvel 4. Yılı var tabelalar yapan bir isim e, son yarışlarında. Hep iyi geliyor form olarak. 142-57 bir derecesi var. Çok daha iyi bir derece yapabilecek bir safkan. Yarış temposuna göre değişecektir. Yüksek kiloda start alıyor. Sizi yanıltmasın bu durum. Çünkü zaten en düşük kilo 60 kilo. Yani çok da bir fark yok burada kilolarda. Obra'dayla başlayacağız arkadaşlar. Burada 3 numara Brentwood çok uzun bir arayla geldiği için bu grupta şansını az görüyorum. Ama mesela kuvvetli olan başka isimler var. Burada Mustafa Şikli, Çatalkaya 4 numarayı değerlendirmeye alabiliriz. 2 numara Adem Ağa'yı değerlendirmeye alabiliriz. 1 numara Obrada'yı alternatif tek veriyoruz. İsteyenler 2 ve 4 numarayı değerlendirmeye alabilirler. 3 numara Brentwood'la ilgili gerekçemi belirttim. 198 günlük arası var. Mesafe 1600 öyle çok da kısa da bir mesafe değil. Ve rakipleri de kuvvetli olduğu için Brentwood'u bir adım geride görüyorum dedim tekrar hatırlatmak istiyorum. Bir tek olur isteyen 2 ve 4 ilave edebilir. E zaten bir tane tekimiz var. Alternatif tek olarak da burada bir numara obra adayı veriyoruz arkadaşlar sizlere. Gelelim 6. koşu. Satış bir koşu arkadaşlar. 4 yaşlı arabatları 1400 mesafe kum pistte çıkıyorlar. 11 safkan start alıyor. Burada 3 isim vereceğiz. Ee, arkadaşlar bizim safkanımız 2 numarayla start alacak. Karacahan da burada koşuyor. Apranti Muharrem Ok'la start alacak safkanımız. Ee, bir hafta evvel bir beşincilik elde etti pist o zaman pek iyi değildi umuyoruz ki bir kabakum olur pist o zaman karacağının burada kazanma ihtimalini yüksek görüyoruz arkadaşlar ee, son yarıştaki performansı da bizim için açıkçası iyiydi gitgide toparlıyor safkanımız sakatlık sürecini atlattı ee, üzerine koyarak geliyor diyebiliriz bir hafta evvel beşinci olmuştu 2 numara karacağına başlıyoruz. 3 numara Andrea Kızı bizim yetiştirdiğimiz bir safkan. Sahipleri akrabalarımız oluyor zaten bahsettik. Hasan Akbulut ve Eren Akbulut'un sahibi olduğu safkan. Kışman çizikle start alacak 56 kiloda Andrea Kızı bizim yetiştirdiğimiz bir isim. Bir hafta evvel 3. olmuştu. karacağında aynı koşuda start almıştı. Yine aynı koşuda koşacaklar safkanlar. Burada 3 numara Andrea Kızı'nı da öneriyoruz. Ve bir tane de bizden olmayan bir isim burada önereceğiz. Fırtına 7 numara Eren Kadirlerle start alıyor. Apprentice ile 11 gün evvel 2. oldu ki o yarışı iyi bir performansı vardı. burada bu safkanda değerlendirmeye alınacağını düşünüyorum. 3 safkanda buraya geçeceğiz dedik. 3 isimle geçiyoruz işte gördüğünüz gibi. 2 3 7 diyorum. İlla fazla yazacağım diyen varsa bir numara babam benimi de yazıp işini tamamen sağlama alabilir ama 2-3 ve burada 7 numaralı safkanlardan birisinin kazanacağını düşünüyorum. 2-3-7 burası için 3 safkanlı önerimizdir arkadaşlar. Çok isteyenler 1 numara babam benim de değerlendirmeye alabilir. Gelelim arkadaşlar 7. koşuya. Meydan dişi 2 yaş İngilizler 1400 kompist yarışı arkadaşlar. Son koşu 10 safkan start alıyor burada. Bu 10 safkan içerisinde bizim ilk önereceğimiz isim Alaaddin Küründük'le birlikte bir hafta evvel de bir dördüncü yılı olan bir safkan. Kafkas gücü 7 numara olacak. Daha sonra bu mesafenin en hızlı ismi Glory Box. Bu yarıştaki en hızlı isim 1.28.75'lik derecesi var. 21 gün evvel ikinci olmuş olan safkan. Kesinlikle 3 numarayı da yazmamız gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. E, bu isimleri yazdıktan sonra burada e, size iki safkan daha söyleyeceğim. Nevzat Avcı ile e, Hermon Hani 5 numaralı safkan 14 gün evvel 4. oldu değerlendirilebilir. Bir de ilk defa kuma çıkacak uzun bir aradan gelen Torok temsilcisi Anne Tarafa Din Yeper, İlaydam 6 numara Hüsmançı'sık ile birlikte arkadaşlar yazılabilir gibi gözüküyor. İlk kez start alacak bir isim Son Sevim de var 9 numara. Belki yazmak isteyenler Özcan Yıldırba da güvenerek burada onu da deneyebilirler. Burası son ayak kalabalık tutmak isteyenler bu şekilde yapabilir arkadaşlar. Burada bütün atları tekrarlayayım. Öncelik sırası vermiyorum bu koşu için. Siz kafanıza göre burayı ayarlayabilirsiniz. Verdiğimiz atlar şu şekildedir arkadaşlar. Numara sırasına göre ben size söyleyeyim ama öncelik sırası değildir hatırlatıyorum. 3 numara, 5 numara, 6 numara, 7 numara, 9 numara. En fazla 5 ata kadar çıkılabilir diye yorumladık burayı. Bu şekilde arkadaşlar bu videoyu bitiriyorum. Dediğim gibi bizim Karacağan, burada Andrea kızı start alan safkanlar bulunmakta. Obrada yine önermiştik size alternatif tek. Banka olarak 3 numara dev yiğiti verdik. Alternatif olarak da Obrada'yı verdik arkadaşlar. Bilginize tekrardan belirtmiş olalım. Bu videoyu bitiriyoruz. Diğer videomuz videomuz yayındadır. Şanlıfa tahminlerinde izleyebilirsiniz. Abone olmayı, video beğenmeyi, dilerseniz katılıyorsa olmayı veya teşekkürler butonundan bize destek olmayı unutmayın diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.